O günde, bugün de yanımızda olan ve teşrifleriyle bizi bir kez daha onurlandıran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsüyü arz ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. 10 yılı aşkın süre vergi denetim elemanlığı yaptım hesap uzmanı olarak. Bize şu öğretildi. Yanlış yapmayacaksınız, kimseyi mağdur etmeyeceksiniz, doğru neyse gereğini yapacaksınız. Böyle yetiştik. Böyle yetiştirdiler bizi. 3 yıllık muavinlik döneminde sanki farklı bir okuldan çıkmışız gibi bize dürüstlüğü, görevi, görevin ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini anlattılar. Bunun adına kısaca biz devlette liyakat diyoruz. İşi ehline teslim etmek demektir bu. Nasıl ben cerrah olarak bir ameliyathaneye giremezsem, tıp fakültesinden mezun olmadığım için ben hakimin yerine geçip karar da veremem. Benim alanım farklı, onların alanları farklı. Liyakat dediğimiz sistem bunun üzerine kurulu. Devleti devlet yapan da liyakattir. Artı, tabii liyakat derken işin adalet boyutu çok daha önemli. Çünkü adalet mülkün temeli, yani devletin temeli. Eğer adaleti yok ederseniz devleti yok edersiniz. Siyaset kurumu da eğer ülkeyi yönetmeye talip olmuş ve halk onu ülkeyi yönetecek konuma getirmişse bütün vatandaşlar arasında eşit davranmak zorundadır. Sorunu olan kişinin kendi partisine üye olup olmadığına bakmaksızın o sorunu gidermek zorundadır. Eğer sahip olduğu siyasi gücü bir baskı unsuru olarak kullanırsa, sahip olduğu siyasi gücü başarılı bir belediye başkanını kamuoyu gözünde küçük düşürmek için özel bir çabanın içine girer ve bu baskıyı kullanırsa adaletsizlik dediğimiz kavram ortaya çıkar. Her insanın hatası olabilir. Her insanın kusuru olabilir. Başımdan geçen, daha muavinlik sırasında başımdan geçen bir örneği anlatmak isterim size. Muaviniz Karaköy'de bir işletmenin hesaplarını inceliyoruz. Vergi kaçırdı mı kaçırmadı mı o incelemeyi yapıyoruz. İncelemeyi yaptık. Yetkimiz olmadığı için rapor taslağımızı hazırladık. Tutanağımızı tuttuk. Götürdük üstadımıza verdik. Kıdemli hesap uzmanı onun muaviniz verdik. Aldı baktı. Çok güzel yazmışsınız dedi. Bu mükellefin ne kadar gelir beyan ettiğine baktınız mı? Hayır dedik. Bir bakın dedi. Baktık. Yüksek bir rakam beyan etmiş. Bizim bulduğumuz fark ise onun yanında çok küçük. Bu kadar vergi ödeyen bu geliri kaçırmaz dedi. Çağırın kendisini. Anlatın. İzah edin. Eğer bir farkı kabul ediyorsa aşağıda Galata Vergi Dairesi var. Götürüp vergiyi oraya yatırsın. Defterini alın, teşekkür edin ve kendisini gönderin. Hayatımda aldığım en büyük derslerden birisidir bu. Hayatımda aldım. Dolayısıyla kişi vergiyi ödüyor, küçük bir hata da yapmış olabilir. Ama onun beyan ettiği gelir, gerçekten iyi bir noktadaysa o raporu yazmanıza gerek. Hata yapmış olabilir. Götürür verginin farkını, yatırır oraya, mesele de bitmiş olur. Günümüzde maalesef üzülerek ifade edeyim. İktidardaki parti veya partiler, rakibi olan siyasal partilere etik değerlerle yaklaşmıyorlar. Eğer siz bir kinle, intikamla, öç alma duygusuyla yaklaşırsanız toplumda kamplaşmayı yaratırsınız. Kavgayı yaratmış olursunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, başarılı bir belediye başkanı. Geçen gün grup toplantısında da söyledim.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kredi notundan çok daha yüksek bir kredi notuna sahip İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti gidip kredi isterken yüksek oranda ancak alabilir, faiz oranda ancak kredisini alabilir. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bu da çok daha düşük bir faizle arzu ettiği krediyi alabilir. Üstelik teminat vermeksizin. Neden? Mali yapısı güçlü. Sadece güçlü mü? Hayır. Hesapları şeffaf olduğu için inceleniyor, bakılıyor, uluslararası standartlara uygun bir mesele yok. Peki bunu yaptı diye bir belediye başkanı suçlanabilir mi? Başarı gölgelensin diye bir belediye başkanı böyle bir operasyona tabi tutulabilir mi? Küçük siyasi hesaplar, iktidarda kalma hırsları bu tür tabloların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bizi üzen nokta da bu değerli arkadaşlarım. Bizi üzen nokta da bu. Aynı şekilde Eskişehir Belediye Başkanımızın başına da benzer bir olay geldi. O da şu anda yargılanıyor. Adalet dediğimiz kavram, ki Sayın Başkan sadece şunu söyledim, biz adalet istiyoruz diye. Adalet çok soylu bir kavramdır, saygın bir kavramdır adalet. Bir bilim adamı, bir düşünür şöyle söyler. Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner. Her birimiz bir zorlukla, bir adaletsizlikle karşılaştığımızda adalet istiyorum deriz. Adaleti kim dağıtır? Bağımsız mahkemeler dağıtır. Hiçbir kişinin emrine, hiçbir otoritenin talimatına uymayan yargı adalet dağıtır. Eğer adalet bir başka otoriteden talimat alıyorsa, hukukun üstünlüğüne inanmıyorsa, tarafsızlığını yitirmişse, o adalet organı adalet dağıtamaz. Biz neden yargı bağımsız olsun diyoruz? Neden yargıya ya da yargıcı bir siyasi partinin genel başkanı atamasın diyoruz? Bunun için diyoruz. Yargı hepimiz için bir güvencedir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım. Hepimiz için bir güvencedir. Hangi kimlikten olursak olalım. Hepimiz için bir güvencedir. Hangi bölgede oturursak oturalım. Ama bağımsızlığını yitirip bir siyasi partinin organı haline dönüştüğü andan itibaren yargı adalet dağıtamaz. Operasyonlar yapılıyor. 6 yıl değil mi? 6 yıl önce. Yüzlerce polis basıyor evleri. Şu dramı asla kimse unutmasın. Evinizde oturuyorsunuz. Sabahın köründe eviniz basılıyor. Bütün odalar aranıyor. Ve siz komşularınızın gözünde bile acaba bu suçlu mu diye bir algının doğmasına yol açıyor. Bu adaletsizlik değil mi? Bu haksızlık değil mi? 6 yıl geçti. Sayın Başkan ve ekibi beraat etti. İlk operasyon yapıldıktan bir hafta sonra ben buraya geldim tekrar. Başkanımıza güveniyorduk, ekibine güveniyorduk. Sonuna kadar güvendik. Zaten hiçbir kuşku da duymadık. Bütün sorun bu tür bir operasyonun yapılmış olmasıydı. Haksız bir operasyonun yapılmış olmasıydı. Sonunda beraat ettiler. Peki yaşanan acılar? Onlar nasıl tamir edilecek? Hapiste yatan arkadaşlar, onların dramını kim giderecek? Kararı verenler, arama kararını verenler, o dönem yargılayanlar şimdi hapisteler. Ama o dönem iktidar bunlara alkış tutuyordu. Biz hepimiz, hep birlikte, bağımsız yargıdan yana olursak, biz hepimiz, hep birlikte, liyakat esasına dayanan bir devletten yana olursak, biz hepimiz, hep birlikte, adaletten, hukuktan yana olursak, emin olun bu ülkede hiçbir zaman bir sorun çıkmaz.
Herkesin hatası olabilir. Benim de olabilir, Sayın Başkan'ın da olabilir. Hata kavramı insana özgü bir şeydir. İnsan dışında hiçbir canlıya yaptığı davranışı dolayısıyla hata yaptı demeyiz. Sadece insan için söyleriz bunu. Bütün sorun şu. Hata kötü niyetten mi kaynaklanıyor yoksa o yoğun iş yükü içinde oluşan bir hata mıdır? Bu da çok önemlidir. Denetim elemanlarının şöyle bir kolaylığı vardır. Olay olmuştur, bitmiştir, belgelenmiştir, bir yerde duruyor. Bir yıl sonra gelir denetim elemanı, inceler, niye bunu böyle yaptın der. Ama aktif görevde olan kişi saniyeler içinde, belki dakikalar içinde karar vermek zorundadır. Dolayısıyla bulunan atmosferin, bulunan koşulların iyi dikkate alınması lazım. Denetim elemanlarında aynı çerçevede dikkate almaları gerekiyor. Peki İzmir Büyükşehir'i denetleyen denetim elemanları bizim yetiştiğimiz standartlarda mı yetiştiler? Yoksa belli bir cemaate mensup oldukları için mi oraya getirildiler? Eğer bir kişi devlette bir yere bilgisiyle ve birikimiyle gelmiyor da belli bir cemaate üye olduğu için eğer oraya taşınıyorsa orada devlette liyakat sistemi yok demektir. Çökmüş demektir. O nedenle denetim elemanlarından başlayarak savcıda süren, hakimde biten bir yanlışlıklar komedyasını hep beraber gördük. Arkasında ciddi dramlar olan. Evet, adalet gerçekleşti sonunda. Gerçekleşti ama içimizi yakan ne oldu? Hani derler ya, Bağdat harap olduktan sonra bu kadar büyük acılar, hapishanede yatmalar, kontrollü serbest bırakmalar, bunlar ne oldu o zaman? İnsan hakları, insan hakları diyoruz. İnsan hakları hukukun güvencesi altında olmak zorundadır. Anayasal güvence altında olmak zorundadır. Sonuçta Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyoruz. Size ve ekibinize yürekten inanıyoruz ve güveniyoruz. İzmir'i sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli bir markası haline getirdiniz. Ve dolayısıyla başarıyla yaptığınız bu görev, özveriyle yaptığınız bu görev, çünkü belediye başkanlarının devlet memurları gibi 8 saati olmaz, 24 saat çalışmak zorundadırlar. 24 saat toplumu dinlemek zorundadırlar. Kendisi ve ekibi bunu yapmak zorundadır. Ve hiçbir ayrım yapmaksızın. Kendisine oy versin veya vermesin. Herkese eşit hizmet götürmek bir belediye başkanının temel görevidir. Bizim anlayışımız bu. Böyle yapıyoruz. Belediye başkanlarımızın anlayışı da bu. Böyle yapıyoruz. O nedenle başarıları sürekli kılabiliyor değerli belediye başkanlarımız ve arkadaşları. Bugün yine bütün arkadaşlarınızla, bürokrat arkadaşlarınızla birlikte olduk. Yaşadıkları dramı biliyorum. Sadece gözaltına alınan, tutuklananlar değil, burada görev yapan pek çok arkadaş da pek çok endişeyi duymuştur kendi anlayışında, kendi zihninde yaşamıştır bunları. Ama bütün bu baskılara rağmen hizmette aksamanın olmaması, cesaretle görevlerin ifa edilmesi, yerine getirilmesi çok güzel bir şey. Bir dayanışma örneği sergilenmiştir ve o dayanışma örneği sonunda adaletin tecelli etmesiyle taşlanmıştır. Bu vesileyle ben tekrar sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetiniz daim olsun, hizmetiniz baki olsun. İzmir, güzel İzmir, Türkiye'nin aydınlık yüzü İzmir, bir dünya markası olan İzmir'i yaratan bütün İzmirlilere, emeği geçen bütün İzmirlilere yürekten teşekkür ediyorum ve onlara şükran borçluyuz. Teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Genel Başkanım, size bir hem şair hem de bir bürokratımız sevgili Halim Yazıcı'nın bir kitap hediyesi olacak.
Evet, cezaevinde yazdığı Avluda Kuş Sesleri şiir kitabını şair, bürokrat Halim Yazıcı Sayın Genel Başkanımıza takdim ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşrifleri için, bizi onurlandırdıkları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.